Ya. Abla çok teşekkür ederim ya. Sayenizde ben de gördüm kardeşim. Ne demek? O da çok mutlu oldu seni görünce. Şey Cemre, benim numaram var mıydı sende? Var bende, ne oldu? Abla şimdi siz bana emanetsiniz. Yani aklı kalmasın çocuğun. Sen de başlarında olamazsın falan, bir şeye ihtiyaçları olur. Cemre de bulunsun numaram diye. Var zaten bende numara. Kaç kere aradım seni. Aklın nerede ya? Onur Bey nerede? Mehmet de konuşuyordur. Gelir şimdi. Şey abla, şimdi ben evde kalmıyorum. Kendime ait bir mekana geçtim. Yani böyle biraz döküntü ama sizin için her zaman yer var. Yani ihtiyacınız olur falan, aklınızda bulunsun, tamam mı? Teşekkür ederiz Suat. Asıl ben teşekkür ederim. O zaman ben kaçtım. Hadi dikkat et kendine, tamam? Tamam. Görüşürüz. Abla ben de gideyim o zaman, şu koltuk mindiriyle battaniye işini halledeyim ya. Kapansın şu papağan Şengül'ün çenesi. Nasıl halledeceksin? Boş ver ya, ben bulurum bir yolunu. Ya işte çalıştığım yerden avans isterim. Cemre, boyundan büyük işlere kalkışma, ne olursun. Ya abla kadın çişli diye diye kızın psikolojisini bozdu ya. Ya bir şekilde bulayım da halledeyim yani. Kafasına kafasını atayım. Ne oluyor burada? Bir şey olmuyor. Neyse kaçtım ben. Görüşürüz. Hadi görüşürüz, bay bay. Zeynep. Biraz vaktin var mı? Biraz var galiba. Şey, ben seni çok özledim de birazcık yanımda kal, göreyim seni. Ben de. Sen de ne? Tamam işte, söyletme illa. Sen böyle benim her zor anımda yanımda oluyorsun ya. Ben o zamanlar hep iyi ki diyorum. Hmm. Tamam da iyi ki ne? Ya ne, iyi ki ne söyle. Ya bu kadar zor mu yani? İyi ki varsın demek bu kadar zor mu? Bak ben söylüyorum. İyi ki varsın. Hadi sen de söyle. Gidelim. Tamam tamam, gitme. Tamam. Söyleme ama biraz daha kal yanımda lütfen. Kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.